Şimdi efendim siz bir belediye başkanısınız, bir ilin, bir şey merkez ilçenin. Hatay hakemliğine geleceğim. Hatay hakemliğini siz yakından da takip eden biri olduğunuzu biliyorum. Ediyorum, etmiyorum. Hatta Kemal Bey de hakem, hatta onu da herkes biliyor. Bir buçuk yıl önce bir programda yine sevgili Ömer Cenk'in programında şunu söylemiştiniz, hiç unutmuyorum. Hakemler sahada adalet dağıtır. Adaleti dağıtan insanları atayanların da adaletli olması gerekir. Hatta değişen il hakem kurulunda da sizin çok etkili olduğunuz diye duyumlar da aldım. Bu il hakem kuruluyla bu yürümez gibisinden ve yeni bir il hakem kurulu geldi. Bundan sonraki süreçte neler olduğu bilmiyorum. Ömer Cengir'in bir takım duyumları evet. Var mı? Evet. O da daha şimdi ben şöyle yaklaşmak istiyorum Kemal Bey. Bir Cem Tosyalı ve Cemil Şensöz'den sonra maalesef Hatay hakemliğinde bir çöküş dönemi başladı. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Hatta çok yakınımız olan insanlar da hakemlik camiasında, onları da çok iyi biliyoruz. Efendim Süper Lig'de hiç Hatay'da hakem olmaması, bir Cem Hanoğlu yardımcı hakem, bayrak hakemi, bunun dışında bir düdüğümüz yıllardır yok. Yıllardır yok. Siz bu işi çok seviyorsunuz başkanım. Yani emin olun, hani beni ilgilendirmez belki diyebilirsiniz ama buna hakkınız olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü sporu o kadar benimsiyorsunuz, seviyorsunuz ki. Yani bu hakem olayına da çok sıcak olduğunuzu biliyorum. Neden böyle yok? Yani adaletli, işte az önce Kemal Bey'in hatırlattığı gibi bunu siz söylediniz burada. Adaletli olmaları lazım. Bir adalet mi yok hakem camiasında? Nedir 4 yılda gözlemlediğiniz Sayın Başkan? Ya şimdi hakemlik de Türkiye'deki diğer kurumlar gibi aynı. Yani İnsanlar başa geldiği zaman önce kendini sağlam almaya çalışıyor. Sonra etrafındakileri. Bu sağlama aldıktan sonra da insanlar kendini rahat davranıyorlar. Sonuçlar onları ilgilendirmiyor fazla. Veya işte hakkı yenen insanlar, takımlar fazla ilgilendirmiyor. Ben bu konuda tabii ki en üst seviyelerde de görüşme yaptım. Ha, ama Ahmet olsun, Mehmet olsun bazında değil. Dedim ki bakın Hatay'da bu konuda sıkıntılar var. Bu sıkıntıları giderin. Çünkü bütün sorunlar yani en çok bize geliyor. Sporu da sevdiğimiz için, evet. Belediye başkanı olduğumuz için de bize geliyor. Zaten o yüzden sizle paylaşma gereğini hissettik. Bunun düzeltilmesi adına elinizden geleni yapın dedik. İşte kan değişimi oldu, şudur budur. Şu anda son 1,5 yıldır çok inanın fark ettiğim bir şey yok ama çok bana şikayet gelmiyor. Ama sadece basketbolu, futbolu falan değil. Bizim Türkiye çapında bürokrasi konusunda biraz daha aktif olmamız lazım. Yani bu bir tümden tümden yapılacak bir hareket bu. Yani bizim bir müsteşarımız olması lazım, bir genel müdürümüz olması lazım, bir valimiz olması lazım. Yani her ilden vali var, müsteşar var, bilmem genel müdür mavinleri. Bu üst seviyede bizim yok. Hakemlik şeyinde de yok, müessesesinde de yok. Sadece futbolda değil. Evet. Demin siz dediniz işte Banu Hanım takıma menajerlik yapsın. Banu Hanım şu anda iyi bir kariyeri var basketbol camiasında. Ve bu şehre lazım o. Orada lazım ama. Oradaki insanı yani siz ulusal anlamda başarılı bir insanı yerine çekerseniz o zaman ulusal anlamdaki ayağınız sakat kalıyor. Yapabilir yapamaz diye düşündüm ben. Orada resmi görevli çünkü. Siz taraf oluyorsunuz öbür türlü bir takımın evet. Taraftarı oluyorsunuz ama şimdi o Türkiye Futbol Basketbol Federasyonu'nun resmi gözlemcisi, görevlisi, buradaki de il temsilcisi. Bizim Ankara'da lobimizin olması lazım. O lobi işte Karadeniz'deki tüm illere bir bak. Bizim yarı nüfusumuzdaki illerin müthiş lobileri var. Sizin bu konuda bir desteğiniz olabilir mi? Sayın benim şahsımın tek başına olmaz. Bizim milletvekillerimizin, Sayın Bakanımızın bu konuda biraz daha Hatay lobisi adına çalışmasında fayda var. Bunu Sayın Bakanımıza da paylaştım ben. Şahsım paylaştım yani. Yani biz bütün Ankara'daki işlerimizde Sayın Bakanımızı rahatsız etmeyelim.
Orada daha az seviyede çözülecek işleri biz onlarla çözelim. Bürokratlarımızla çözelim. Yani bu her zaman için lazım. Her zaman bizim bakanımız olmayabilir. Ama bürokratımız A bakanlığından B bakanlığına geçer. Müsteşarımızdan müsteşarlığa çıkar. Genel müdürümüzden genel müdürlüğe çıkar. Ama orada bürokratlarımız olur. Bunu tüm iller böyle çözüyor. Bizim de böyle çözmemiz lazım. Eksiğimiz bu değil mi? Eksiğimiz ama bunu birlikte tamamlamamız lazım. Yani burada iktidarı muhalefeti hep birlikte tamamlamamız lazım. Sadece işte kendi partimiz anlamında söylemiyorum. Ankara'da oluşacak, İstanbul'da muhalefet oluşacak. Muhalefet de bu konuda destek. Tabii yani bu sadece resmi makamlar anlamında söylemiyorum. Sivil toplum örgütlerinde, odalarda, ticaret odalarında, borsada. Sivil toplum kuruluşlarında. Bunlarda da lazım. Burada herkes aynı partide olması gerekmiyor. Bu şeyde hizmet etmesi gerekiyor. Bu hepimizin çünkü. Tabii. Bu boyutta olaya bakacak olursak, yani orada belki bir yerde ilerlemesi gereken bir arkadaşımız var, öne açık. Farklı partiler olsun. Ya, benim şehrime hizmet edecek. Şöyle diyeceğim, yani benim bildiğim Bankasya'da hakemimiz yok. İkinci ligde hakem yok. Üçüncü ligden 2-3 tane hakemimiz var. Ama yani eskiden bunların sayısı çok fazlaydı ya. İkinci lige giden, süper lige, birinciye, Bankasya'ya giden, şimdiki Bankasya'ya giden çok hakemlerimiz vardı. Tamam işte, gittikçe düşüyoruz. Yani bundan 1,5 sene önce hakemler birbirini ayağından aşağı çekiyorlardı. Şimdi daha ilginç duyumlar alıyoruz başkanım. Hakemlerin aralardaki sorunlarını mahkemelere taşıdığına dair duyumlar alıyorum. Yanlış bunlar tabii. Yani ben bir buçuk yıldır hakikaten uğraşmıyorum. Evet. Çünkü her şeyi biz çözmemiz gerekmiyor. Kendi aralarında çözecekler bunu. Ama bizim Ankara'da lobimizin artması lazım. Evet, asıl konu o başkanım. Konu o yani. Bizim Antakya'da, Hatay'da siyasetin mücadele edebilirsin birbirine. Ama iş Hatay'ın dışına çıktığında Hataylılık ruhu ön plana çıkması lazım. Farklı boyutta birbirimizi desteklememiz lazım. Kimin önü açıksa ona destek vermek lazım. Doğru. Siyasetin en zirvesinden aşağıya doğru. Doğru. Sivil toplum örgütlerinin en zirvesinden aşağıya doğru birbirimize destek verirsek Hatay lobisi orada bir yer alır. Öbür türlü biz saman alevi gibi işte bir bakanımız olacak da koşturacak. O yetmez yani. O şu ana kadar 3-4 tane bakanımız olmuş. Bir tanesi dışarıdan, 3 tanesi evet. Hataylı. Onların zamanında biraz yatırım görmüşüz. Şimdi Bakan Bey'in uğraşları var, Sadullah Bey'in. Önceki Sayın Bakanlarımızın da uğraşları var. İşte biraz yatırım görmüşüz. Bunun devamlılığının sağlanması için bizim lobimizin çok sağlam olması lazım Ankara'da. Yani bir yere gittiğimizde insanlar desin ya bunlar güçlü, nasılsa bunu alır hemen bize yardımcı olsunlar. Anladım. Bu spordan o şeyi yaratmamız lazım. O güçlü olduğumuz tabii o imajı yaratmamız lazım. Yani o imajla birlikte güçlü olduğumuz da bilinmesi lazım. Sadece imaj değil, içi de dolu olması lazım. Yıllardır bu yani. Teşhis var. Niye yapılmıyor acaba Sayın Başkanım? Şimdi biz bireysellikten çıkamıyoruz. İşte şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız işte Süleyman Demirel'e hep bunu anlatılır. Hakikaten trajikomik bir hadise. Herkes sırada beklerken Hataylı geldiği zaman hemen içeri alın demiş. Bir gün sormuşlar efendim niye hep Hataylılar hemen içeri alıyorsunuz? Ya onlar ya bir Tayine'de askerdeki çocuğu için gelirler, onun işi hemen kolay. İşte başka illerden gelen, Kayseri, Gaziantep gibi illerden gelenlerin veya Trabzon'dan hepsinin büyük işleri olur. Ya bir fabrika açacaktır ya bir kredi alacaktır. Onların işi daha zor. Ama Hataylıların işi daha kolay diye esprilere konu olmazsa hakikaten bizi üzüyor. Bizler de artık şehrimiz adına önemli organizasyonlar için Ankara'ya gidip aşındıralım. Bunun için de orada güçlü olmak gerekiyor. Yoksa aba güreşiyle ilgili bir sürü şey konuşabiliriz. Yani onu zamanı değil ama bir aba güreşine sahip çıkma adına bile Erzurum'daki işte ciritçilerden icazet alıyorsunuz. Ben de hiç destek istemez oldum o yüzden. Anlatabildim mi? Yani şimdi aba güreşinde ne ilgisi var yani birisi? Birisi affedersiniz insan sporu, birisi farklı bir spor. Başkanım orada sistemin bozukluğu var. İki spor dalı da aynı federasyona bağlı. Bunu anlatamıyorsunuz. Ben bunu Sayın Bakanımıza da paylaştım. Ama bunun çözüm bulunuyor. Sayın Federasyon olayına bir çözüm bulunuyor sanırım.
çalışmamız var. Var. Yani Sayın Genel Müdürümüzle de Sayın Bakanımızla da bu konuyu konuştum. Yani ikisinin bir arada olması mümkün değil. Bir mücadele sporu, göğüs göğüse insan mücadele sporu. Birisi farklı bir spor. İkisi de aynı federasyona bağlı olunca böyle bir çarpıntı olmaz. Yani geleneksel olması, aynı branşta olması anlamı taşımaz. Ama bunlar yavaş yavaş çözülecek. Tabii bürokrasi de güçlü olsak çok daha hızlı çözeriz. Çözülür inşallah. Yani İnşallah. Mesafe daha iyi bizim biçimimiz tanıyor. Efendim niye Hatay'ın adını duyurulmasın? İşte Hatay bölgesi hakemlerinden bir Cüneyt Çakır mesela, hangi bölge bilmiyorum. Hangi bölge? İstanbul bölgesi. İstanbul değil mi? Efendim gidiyor Avrupa kupalarında, Dünya kupalarında maç yönetiyor. Siz, ne kadar güzel ama bizim burada birbirimizi çıksın istiyoruz efendim. Yani yeter. Bir Cemil'le bir Cem'ler bulamayacak mı bu hatayı ya? Siz burada birbirinizin kaşını yarmayla uğraşırsanız dışarıda sizi kimse kale almaz. Güzel bir Cemal. Evet. Ne demek istediğini anladı hakem camiası. Ama çok güzel, çok tertemiz bir başkanı var. Sevgili İl Hakem Kurulu Başkanı Faik Över kardeşimiz. Kurulunu bilmiyorum da diğer kurul üyelerini ama onlarda da değerli insanlar var içlerinde bildiğim kadarıyla ama Faik Över de tertemiz bir insan. Umarım en kısa zamanda bu lobiciliği yapar sevgili Faik kardeşimiz ve Hatay hakemliği için güzel şeyler yapar. İnşallah böyle bir beklenti var. Kemal Bey bu konuda sen vallahi ilginç donalar elime geçmekte. Bunları yakında spor kamuoyuyla da paylaşırım. Şu anda bekle gör yapıyoruz. Çok enteresan durumlar yaşıyoruz. Hakemler aralarındaki sorunlar İl Hakem Kurulu'na taşımaktansa mahkemelere taşımayı tercih ediyorlar. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Yani bunlar da enteresan haberler tabii. Giden kurulun tabii ki avukatlığını yapacak değilim ama şimdiki mevcut kurulda da bunları duyunca ilgimi çekiyor açıkçası. Evet. Bu doneleri yakında spor kamuoyuyla da paylaşırız. İnşallah. Peki efendim. Son 2-3 sorumuz var. Kemal Bey siz? Burada bedensel engelli arkadaşlarımızı teyit geçmek olmaz. Başkanımıza da hemen 3-5 cümleyle bedensel engelli tekerlekli basketbol takımından. Orada da ikinci ligde mücadele ediyoruz. Biri sizden sonra zaten kuruldu hemen. Orada ikinci ligde mücadele ediyoruz. Orada grupta şu anda ikinciyiz. İskenderun birinci, biz ikinciyiz. Evet, ikinciyiz. Finallere kalıyoruz inşallah. Bu finaller sonunda da inşallah birinciye çıkarız. Takımımız fena değil yani. Bu arada Songül'ün de milli takım kampına çağrıldığını evet, hemen parantez içinde belirtelim. Songül de milli takımda oynuyor. Ona başarılar diliyoruz. İyi bir takımımız var. Zaman zaman ben maçlarına gidebildiğim ölçüde gidiyorum. Bu benim seyrettiğim maç sanırım. Mersin'i yenmişlerdi burada. Bayağı da fark attılar. Evet. Zaten çabalarını da ekrana yansıttık başkanım. Onlara özel bir program yaptık Heret Akdeniz olarak. O çok iyi yapmışız. Tabii ki. Sevgili gönül dostlarını da ekrana taşımış olduk çabalarından dolayı. Ya ne kadar güzel şeyler. Şimdi, Sayın Başkanım, Allah... şimdi işin psikolojik boyutuna bakacak olursanız bu kardeşlerimiz oturup şikayet etmektense burada spor yapıyor. Bir tanesi milli takım seviyesinde spor yapıyor. Ve hepsi kendinden barışık. Bakın yüzlerine, hepsi gözleri gülüyor. Tamam mı? Bunlara bizim yapacağımız tek şey biraz sempatiyle bakın. Biraz destek olun. Başka bir şey değil. Bunlar fazla bir şey istemiyor bizden. Hiç fazla bir şey istemiyoruz. Başkanım onların adına ben isteyeyim. Onlarla program yaptığımda, programın bittiğinde antrenmanları da sona ermişti. Saat gecenin 11'iydi. Tabii onların sloganı şu, başarı var, engel yok. Çok da hoşuma gitmişti. Doğru söylüyor. Bu sloganı haykırdı. Çok şeyler pozitif. Yalnız o saatte başkanım kış soğuğunda akülü arabalarıyla evlerinin yolunu tuttular. Acaba onlara bir araç tahsis edilebilir yok, mi? Yok araç bizim bizden istediği zaman biz destek oluyoruz. Yani ben bilginiz olmazsa yok, yok, yok. Bunu söylemek istedim. Onlar belki istememiş olabilirler ama biz destek oluyoruz yani. Öyle, onda, öyle bir sıkıntılar yok. Tamam. Deplasmana gidiş gelişleri. O konuda ne kadar duyarlı olduğunuzu biliyor musunuz? Tabii tabii. Ayrıca biz, teşekkür ediyorum. Yani onlara. Biz onların yaptığı bu işe saygı duyuyoruz. Biliyorum. Yani hem moral motivasyon açısından bizlerden çok daha iyi durumdalar. Hem de gülerek kenetleniyor. Hem de şehrimizi dışarıda çok iyi temsil ediyoruz. Sizden de o anlamda övgüyle bahsediyorum. Yo, ben de onları seviyorum. Yani ama yoğunluğumuz sebebiyle her zaman maçlarına gidemiyoruz. Ama başarırlar. Tebrik ediyoruz. Desteğimiz devam edecek bu kardeşlerimize. Peki efendim son iki sorumuz var.
Hemen bunları kısaca cevaplayalım. Bize ayrılan sürenin sonuna bayağı yaklaştık Sayın Başkanım. Bir belediye başkanı olarak illa Hatayspor el açtı Sayın Başkanım. Ona bunu el açtı. Ona buna derken şimdi siz sezon yanlış anlamayın. Bir belediye başkanı olarak ya bugün varsınız yarın yoksunuz, 10 yıl sonra yoksunuz. Yani bir neticede devam bu makam babamızın malı değil, kimsenin değil, değil mi efendim? Bir zaman gelecek gideceğiz. Niye Hatayspor'a kalıcı bir gelir yapmıyorsunuz Sayın Başkanım? Rica ediyorum. Bakın, şimdi şu otopark ihalesini verin Hatayspor'a efendim. Gelsinler alsınlar, ihaleye girmeler lazım. Ya başkanım ihalesiz. Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Hatayspor'a verseniz kim size ne diyecek? Şöyle söyleyeyim bak. Piyango çıkması için piyangoyu almak gerekiyor. Alın. Hatayspor'un eğer sayın yöneticilerimiz çıkacaksa alırız sayın başkanım. Sayın yöneticilerimiz böyle bir şey varsa ihaleye girebilir. İhaleye alabilir. Ama büyük şehirler biraz şey sanki anlıyorum, doğru mu anlıyorum bilmiyorum. Yok şimdi tabi ihale şartnamesi bellidir. Devletin yasası vardır. Devletin yasalarına göre legal bir şekilde alınabiliyorsa alınır. Ama büyük şehir olduğunda çok da farklı konseptlerde belediye spora katkı sağlayabilir. Onu söyleyebilirim sadece. Ama yani siz o ihaleye alsanız haftada 5000 lira, ayda 5000 lira kar etseniz çok bir anlamı yok ki Hatayspor'a. Abi çok önemli Sayın Başkanım. Bugün 5 milyar ayda mutfak masrafı. Öyle zaten bir hacı abi var o mutfak masrafı. Hiç yoktan iyidir efendim. Hacı... Bugün Trabzon yapan ben gittim bir zalemi 7,5 milyona içtim orada. Hatta evet, Trabzonspor'un şeyi kafesi. Geçtim bir zalep istedim kışın, kış ayıydı, Ocak ayıydı gittim. Zalep istedim bir tane, evet dedi, borcumuz 7,5 lira dedi. Şimdi, kime bu para dedi, Trabzonspor'a dedi. Vallahi sesimi çıkarmadım, hoşuma gitti. Daha da hiç ölmeseydin öyleyse 7,5 milyon liraya. Yok hoşuma gitti, yani demek ki adamlar kafe açmış, toreler açmış, evet. Ya çay bahçeleri açmış. Biz de açarız. Yazın görseniz. Biz de açarız ama. Açın efendim. Açarız, şöyle. Bu sporun kurtuluşunda tüm Hatay'daki her grubun bir şeyler yapması lazım. Şimdi yöneticilerimiz yanlış anlamasın ama spordan soğukmuşuz biz insanlarımız, özellikle Hatay spordan. Demin dediniz ya yani doğru. Şeytan tüyü mü var şu, bizde bir tüy mü falan yok. Bizdeki hadise şu, biz yeni kurulan bir kulübüz ve bugüne kadar şaibe olmadan kimsenin sırtına yük olmadan buraya müthiş başarılar elde etmiş bir takımlarımız var. Sadece bir takım değil. Bu takımlara insanlar sempatiyle destek veriyor. Ama siz her gün gazetelere konu olacaksanız, yani bu şimdiki değil, 1967'den itibaren söylüyorum. Birçok sıkıntıyı yaşatırsanız millete veya insanlara, o zaman şimdiki yöneticilerimiz veya bundan önceki yöneticilerimizin de yardım alma şansı azalıyor toplumda. Hmm. Yani insanlar geçmişi anlatırken bizde Mehmet Akgül abi var anlatıyor işte Amigolu'nu da yapmış zamanında futbolcu da almış efendim, gelmiş. O günleri anlatırken heyecanlanır dedim benim anlattığım gibi. Niye? Çünkü o zaman bir samimiyet, bir birliktelik vardı. Birlikte omuzlama vardı. Bugün de o birlikte omuzlamak için mücadele etmek gerekir bence. Ha şimdiki şunu söyleyeyim yani ben 1967'den itibarenki süreci söylüyorum. Yani şu yöneticimiz şu anki veya işte bundan öncekiler adına tek tek konuşmak istemiyorum. Bizim bu işi başaracağımızı, kenetleneceğimizi samimiyetle bu işi başarıp herkesi kucaklayacağımızı anlatmamız lazım. Öyle olduğu sürece iş adamlarımız da yanaşmaya başlayacaktır. Hatayspor taraftarı da daha da artacaktır. Sadece taraftarlar derneklerimiz değil, sokaktaki herkes Hatayspor'la ilgilenmek durumunda kalacaktır. Yoksa siz buna şu otoparkı tahsis edin, şuradaki park metreleri buna verin. Bu iş böyle tek başına olacak bir şey değil. Bu toplumun tümden birlikteliğiyle aşılacak bir konu. Yoksa bizim takımlara rica etmemiz, para bulmamız falan
bizim şansımızdan falan değil. Yani bu takımlarımızı insanlara lanse etmemiz, onlara sahiplendirme şevkimizdendir. Gidin bakın şu anda herkes Homentan takımı, Belediyespor'un takımları, belki maça gitmeyenler de sahipleniyor. Bizim takımımız vardı. Şimdi İstanbul'a, Ankara'ya falan gittiğiniz zaman herkes bizim takımını takip ediyor. Basket sevsin sevmesin bakın. Herkes Ataşehir'i takip ediyor. Ama takip ederken de sahiplendirmek lazım. Ha, biraz İstanbul'da bu şuur oluşmuş durumda. En son gittiğimde, bundan önce gittiğimde de gördüm. İstanbul'daki iş adamlarımız, bürokratlarımız destek veriyor. Seyirci geliyor mu efendim? Seyirci de geliyor. Biz şimdi şunu söyleyeyim. Protokoldaki biz Hatay Spor taraftarları, Pendik Spor'un taraftarlarının fazlaydık toplam taraftarlarında. Onu söyleyeyim. Bizim seyircileri bırakın siz. Protokoldakiler fazlaydı yani. Evet. Ha, bunun ama daha artarak devam etmesi lazım. Bunu birlikte çözmemiz gerekiyor. Belediye başkanı gelip de bireysel olarak destek vermesi yetmez. Evet. Kemal Bey, son soruyu da alalım. Atletizm size var. Milli takım antrenörleri Senem Ölçer, Abdülmecit Ölçer yıllardır Hatay atletizmine çalışan insanlar. Onlara da burada programda teşekkürlerimi sunuyorum. Bilmiyorum başkanımın atletizmle ilgili ilave edeceği konular var mı? Şimdi tabii Abdülmecit Hoca da Senem Hoca da gerçekten bu işe fedakarca çalışan, küçük çocuklarımıza hayat veren, onları elinden tutan, yarışmalara dahi birlikte götüren hocalarımız. Ben onlara gerçekten teşekkür ediyorum. Bu kardeşlerimize yardım ederken de hem sporcu hem de hocalarımıza yardım ederken de mutlu oluyoruz. Bizim önce küçük çocuklarımız gidiyor Türkiye 2'si, Türkiye 3'si, Türkiye 1'si oluyorlar. Evet. Şu anda en son milli takıma gönderdik. Evet. Bir grup yarışmaya gitti, bir grup milli takıma gitti. Hatta bir grup Kuşadası'na gitti yanılmıyorsam birkaç gün önce. Tabii yarışmaya gittiler. Sizin tahsis ettiğiniz araçla gittiler yine tabii, belediye olarak. Biz destek veriyoruz bu kardeşlerimize. Zaman zaman basında da görülüyor. Gerçekten bu iki hocamız yokluk içinde bu işi başarıyorlar. Bizim desteğimiz çok böyle süper bir destek değil ama onlara bir can suyu oluyor. Belki büyük şehir olduğumuzda bu arkadaşlarımızın birkaç tane daha meşhurları var. Türkiye şampiyonu olan, Avrupa'da söz sahibi olan, Balkan şampiyonu olan kardeşlerimiz de kendi şehrimizin belediyesi adına yarıştırmak istiyoruz. Bunu Senem Hoca ile de paylaştık. O da istiyor çocukların burada gelip kendi şehrinde adına yarışmasını, milli takıma gitmesini. Gerçekten burada görüyorsunuz küçük çocuklarımız Türkiye'de dereceler yapıyorlar. Bunların işte bir kısmı milli takımda şimdi, bir kısmı bir daha evet, yarışmalara gittiler. Aynı şekilde şu anda 6 tane güreşçimiz de milli takım yarış şeyine gitmiş, seçmelerine gitmişti. Başkanım, güreş ligine girmeyi düşünüyor muyuz kulüp olarak? Yeniden yeşerdi güreş ligi. Şimdi daha çok ava güreşi ve serbest kulüplerde biz güreşiyoruz şu anda serbest olarak. Bizim takım çok iyi. Tekrar lig kuruluyor çünkü. Kurulursa güreşiriz. Niye güreşmeyelim? Çok iyi takımımız var. Bunlar hep Türkiye, Hatay'da çok. Hep birinci oluyorlar genellikle. Hem yüzme takımımız da var bir evet, tane biliyorsunuz. Yüzme takımımız da. 16 branşımız olduğu için tabii, tabii, tek tek giremedik. Yani yüzme takımımız da şeyde Antakya birinci soruyorum. Genelde de Türkiye, Hatay ikinci soruyoruz. Evet. Bir de biliyorsunuz geçen sene açık yüzme havuz yarışmalarına girdik. Bir tanesi şey su topunda, bir tanesi Türkiye birisi evet, oldu, bir tanesi ikinci oldu. Şu anda iki takımımız da ikincilikte mücadele ediyor su topunda da. Çok şükür gençler başarılı, biz de onların o başarısına katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Başkanım, programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir konu var ki bu da benim vicdani sorumluluğum, bunu da mutlaka sizle paylaşmak isterim. Sporu çok seviyorsunuz. Keza ben de öyle. Benim sizde en çok beğendiğim yön sporu bu kadar seviyor olmanız. Bundan yaklaşık 3 ay önceydi. Eşimle ivedi bir şekilde bir yere yetişmemiz gerekirken eşim kaldırımın kenarında yaklaşık bir aylık bir köpek yavrusu gördü. O kadar işimin arasında direnmekle vazgeçmek arasındaki ince bir çizgi vardır. O çizgi ağır bastı ve ben direndim. O yavru köpeği aldım, havlulara sardım. Yaşaması için elimden geleni yaptım ki eşime de buradan teşekkür ediyorum. Sütlerle, kaynamış yumurtalarla büyüttük onu. Şu anda 3 tane aşısını yaptırdım. 4 tane de parazit ilacını yaptırdım. Şu anda yaklaşık 4,5 aylık gayet sevimli cici bir kız oldu.
Hatta hafta sonları evime götürüp bizzat kendim yıkıyorum onu. Buraya kadar her şey tamam. Bu da benim hayvan sevgim. Acaba hayvan barınağı şu anda ne durumda? Çünkü ben kendi imkanlarımla elimi taşın altına koydum ve hiç niyetim yokken bir köpek beslemek zorunda kaldım. Oysa yerel yönetimin en tepesindeki isim olarak siz bu dilsiz kullar adına neler düşünüyorsunuz? Onlara lüks bir konfor sağlayabilir miyiz bu anlamda? Şimdi gerçekten güzel biz bir hayvan barınağımız var. Oraya hem dışarıda bulduğumuz başıboş köpekleri, kedileri alıp topluyoruz. Bunları kısırlaştırıp geri bırakıyoruz. Yani karnen bunu aldığınız yere bırakmanız lazım. Ama bakıma muhtaç olanlar, yavrular orada mutlaka kendi kendine yetecek zamana kadar bekliyoruz. Hayır, şu mu Müdü Başkanım? Bulduk köpeği, bize kısırlaştırdık, aşıladık ve tekrar ait olduğu alana bırakıyor muyuz? Bırakıyorsunuz, kendi kendine yetecekse. Kedi veya köpek olsa dahi. Bunların kanunu böyle. Yani şu anda bizim orada uzun süreli kalan bir kedi veya köpeğimiz yok değil mi? Yok. Çok güzel. Yani onu biz bakıyoruz, kısırlaştırıyoruz. Yani çoğalmasını istemiyoruz. Yani karnen bu. Tamam. Ama onun aldığınız yere de bırakmakla mükellefsiniz. Doğaya, o tabii. Alıştığı doğaya tekrar tabii, bırakmakla. Çünkü orada nereden bulacağını, nasıl hayatını idame ettireceğini biliyor. Yani siz bunu alıp hep orada tutamıyorsunuz. Anladım. Barınakta. Bu da çok güzel bir uygulama. Tabii. Ama iyi bakıyoruz. Burada iş adamlarımız da peki. Kendi mesela Ali Bey, Ali Güngör Bey bize çok şey gönderir. Ottoman'ın işte kalan etlerini, evet. Yemeklerini falan. Bu konuda diğer lokantalarımız da sağ olsun bize destek oluyor. Bizim hayvan barınağındaki hayvanlarımız çok güzel besleniyor. Bu konuda başkanım, hayvanseverlerin de bana belirttikleri üzerimize ne düşünüyorsunuz? Yok, biz bakıyoruz. Belediyenin görevi bu. Belediye bakıyor. Hayvanseverlerimiz şuna müşteri olsunlar. Gelip de oraya bakabilir. Ben zaman zaman gidiyorum. Orada bir veteriner arkadaşımız Ahmet Bey var. Ahmet Bey bu kısırlaştırmayı kendi yapıyor. Hı-hı. Bakımı, her şeyi biz sağlıyoruz. Dediğim gibi kendi kendine yeter duruma geldikten sonra onu doğaya bırakıyoruz. Gayet güzel. Ben bu şekilde değil de sanki uzun süreli orada tutulduklarına yorumlar almıştım. Yok. Kontrolsüz çoğalmayı da önlüyorsunuz. Eğer böylese bir anlamda beni gerçekten de rahatlattınız. Yok, teşekkür ederim. O konuda rahat peki. Olun. Gidip de bir basın mensubu olarak görebilirsiniz. Hay hay. Gönlümüz rahat yani. Sağ olun. Efendim aslında çok konu vardı da ama son şeyi sorayım. Bakın, ben burada hayvan barınağını gösteriyor arkadaşlar. Evet. Çocuklar izliyor burada. Hep bunları kendi yaş gruplarına göre ayırmışız. Büyükleri görüyoruz. Bunlar şu anda kendine yeter vaziyette değil mi ki hani orada? Bunların bir kısmı hastadır. Bir kısmı işte ayağı falan bakıma kırıktır. Muhtaç. Bakıma muhtaçtır. Anladım. İyileşinceye anladım. Kadar orada kalıyor. Şeyleri, tedavileri falan yapıyor. Tabii tabii. Tabii yani bu çocukların yaklaşması mikrobik yalta bir herhangi hastalık hepsi falan. Hepsi sağlık yani şey bulaşıcılık yolunda sağlam. Yani. Sivil toplum kuruluşlarından da bir isteğiniz var ise başkanım onlara hemen iletelim hayvansever dostlarımıza. Sivil toplum örgütlerimiz bu konuda destek oluyor bize. Onlar da bu işin bilincinde. Sağ olsunlar. Bu işi sağlıklı yaptığımızın farkındalar. Ama bazen de şöyle çok güzel işte bunun gibi kurt köpekler oluyor. Kendileri bakamıyor. Biz orada emanet arıyoruz. Ev köpeğidir. Birileri gelip istiyorsa onlara da bunu veriyoruz yani. Öyle mi? Herhangi bir ücret almıyoruz. Yok. Baksın evet. Yeter köpeğe. Ahiret inancı olan bir insanın başkanı bu dilsiz kullarında dile geleceğini yok, dilleri var. Dilleri var. Sesleri çıkıyor. Onların adına bunları paylaşmak istedim. Yaptığınız güzelliklerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun, Allah bütün kullarını öbür dünyada rahat edenlerden eylesin inşallah diyoruz. Efendim bir siyasi soruyla kapatalım. O zaman spor. Dayanamadım artık. Efendim. Bugün spor büyük, ya. Büyükşehir Belediye adaysınız. Adaysınız. Daha doğrusu. Ola ki aday oldunuz, siz belirtildiniz, siz aday gösterildiniz ve büyükşehir seçiminde ola ki kazandınız diyelim. Hatay için spor anlamında büyükşehir olduğunuzda ilk yapacağınız şey ne? Siyasi dedik ama yine de spora döndük hemen. Şimdi büyükşehir olduğunuzda ilk yapacağınız spor olayı nedir efendim? Şimdi biz şunu biliyoruz ki
eğitim cehaleti giderir ama toplumlar arasındaki ilişki, toplumun geleceğe sağlıklı taşınması için kültürel hadiseler, sportif hadiseler, müzik, hepsi bunların toplumun kaynaşması ve toplumdaki moral motivasyonun üst seviyeye çıkması için önemli etkenler. Kültüre bugün öğlen zamanı, 2'de bir güzel Mehmet Karasu hocamızın açmış olduğu yerelde 11. Çukurova bölgesinde 7. olan sanat günleri başladı. İlk sergiyi açtık. Resim sergisi açıldı. Kültüre desteğimiz has safhada. Spor dışında konuşmak istemiyorum. Birçok hizmet ediyoruz. Sanat severlere has safhada, spora has safhada. Bu üçü bir toplumun olmazsa olmaz eğitimle birlikte. Bunlar o toplumu geleceğe taşıyan önemli dinamikler, önemli ayaklar. Bu ayakların sağlam olması lazım. Yoksa belediye başkanlığı sadece altyapı yaparsın, üst yapı yaparsın. Yolları güzelleştirirsin, çiçek ekersin, park bahçe yaparsın. Hı. Sadece bunlar değil. Bu işin görünen bir boyutu. Görünmeyen boyutlarından bir tanesi de bu. Yani bizim alışık olmadığımız boyutlardan bir tanesi de bu. Kültürel faaliyetler, sportif faaliyetler, sanatsal faaliyetler, müzik. Bunun içinde olması lazım bir belediyenin. Sadece bu yetmez. Eğitim ve özellikle ekonomik konularda belediye yön gösterici ve oradaki ekonomik çıtanın yükselmesi için gerekli altyapıyı yapması gereken bir kurumdur. Yani hayatın içinde, hayatla birlikte toplumla entegre bir belediyecilik olması lazım. O yüzden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı gerçekten önemli, ilk defa kurulacak. Ve şehir bu yasayla bütün oluyor, bir bütün. Yani dağdaki bir köy bile şehir merkezindeki gibi hizmet alacak. Altyapısı, ulaşımı, mezarlık hizmetleri, itfaiye hizmetleri, tümüyle yani %90'ı hizmetlerin büyükşehir tarafından götürülecek. Bu ne yapıyor? Sınıf ayrımını, imkan ayrılığını, imkan farklılığını, imtiyazı ortadan kaldırıyor. Herkes imtiyazlı. Herkes eşit mesafede, herkes aynı hizmeti alma şansına sahip olacak. Bunun için de ilk kurgu çok önemli. O ilk kurguyu yaparken de hem bilge, hem toplumu kucaklayacak, hem güven verecek bir güzergah çizilmesi gerekiyor. Bunun için de ne gerekiyorsa onların yapılması gerekiyor. Yani siyaset konuşmuyoruz, spor konuşuyoruz ama gerçekten büyük şehir önemli. O zaman Hatay Spor'u yani birincilikteyiz, süperlik isteriz. Öyle düşünüyorum. Yani şimdi, İçinizde bir ukde var mı başkanım? Ne için? Ya ben büyük şehir olursam bu Antakya Belediye Başkanı'yken yapamadığım bir şeyi şunu ya ben Büyükşehir Belediye Başkanı olursam yapacağım. Şunu İçin söyleyeyim. Böyle bir şey var. Şunu söyleyeyim. Ben nereden geldiğimi farkında olan bir insan. Dağ mahallesinden geldim. Ama hiçbir zaman dağ mahallesinden gelmiş psikolojisi taşımadım. Kendime özgüvenim tamdır ya. Çünkü biz tırnaklarımızla buraya geldik. Hayatın her aşamasını yaşadık. Her aşamasını yaşadığım için de ben bugün çocukla da çocuk olabiliyorum. Yaşlı amcayla da teyzeyle de birlikte olabiliyorum. En fakirin sofrasına oturup dizimi kılıp onun çorbasını da içebiliyorum. Şehir kurulundaki en entelektüel insanlarla birlikte oturup şehrin geleceğini konuşabiliyorum. Şehrin günlük hayatını konuşabiliyorum. Bunun için gerçekten özgüven dışında da kendimi yetiştiren bir insanım. İyi yetiştirmişsiniz. Evet. Yetiştirdim. Ama bu yetiştirmek sadece kendim için bir şey değil. Bu şehir için bir şeyler katmak adına çaba sarf ediyoruz. Şehrin geleceği adına çaba sarf ediyoruz. O yüzden sadece işte futbolda değil, diğer branşlarda da ben şehrin enler içerisinde olmasını isterim. Bunu yaparken de hepimizin düşünme, tefekkür etme, rahatlama ihtiyacı var. O zaman günlük, her semte bir saha, günlük bir salon. Ondan hiç önemli değil. Şimdi günlük stresten uzaklaşmak için herkesin farklı bir motivasyon yöntemi veya işte rahatlama yöntemi var. Benimki de spor. Hobimiz spor. Ama sporun çok şeyi çözdüğünü bilen bir insanım ben. Bazen bakarsınız iki devlet adamı dışarıda devletleri menfaat için kavga eder ama içeride sporla birlikte barışabilir. Peki. Efendim, Sayın Başkanım sizi hasta hasta buralara kadar... Yok iyileştik spor konuşuyoruz.
İyi misiniz efendim? İyiyiz, iyiyiz. Peki, vallahi üzüldüm. Az önce biraz rahatsız olduğunuzu daha da fark eden olmuştum. Şimdi efendim son uzatma, siz Nisan ayı içerisinde, aklıma çok soru var da, söz verdiğim insanlar da var. Son sorum olsun. Rejim de oradan işaret ediyor. Peki dedik, efendim yollar Nisan ayında cincik gibi yapacağım dediniz. Antakya yapacağız deyimde. İnşallah. Ama şöyle Nisan ihaledeyiz. Geldi çattı. İhaledeyiz. Biz yama işini yapıyoruz kendi imkanlarımızla ama şu anda asfalt konusunda yaklaşık 10 trilyonluk ihaleye çıktık. O ihale biter bitmez inşallah başlayacağız. Antakya'da şöyle iki tane sıkıntılı yolumuz var major anlamda. 75. yıl bulvarının bir kısmı sıkıntılı. Bir de bizim yeni otogara çıkan yolumuz sıkıntı. Onun dışında altyapısını yaptığımız yerlerin hemen hemen hepsinin yani büyük bir kısmının şeyler, birinci asfaltını döktük, birinci katını. Parket konusunda 1 milyon 400 bin metrekarenin üzerinde de parke yaptık yani. Nisan ayına belki Nisan ayının ortalarından itibaren başlarız veya sonuna doğru başlarız belki asfalta ama yazın bu işin çok büyük bir kısmı bitmiş olacak. AK Parti'ne aday mısınız? Şimdi tabii ki biz kendi partimizden aday olmak istiyoruz. Daha doğrusu aday. Nasip ama ben kendi partimden aday olmak istiyorum yani. Başka bir arayışımız yok. Adaylık için ne gerekiyorsa o meziyetler bizde varsa aday oluruz. 4 yıllık bir hizmet dönemimiz var. Birikimimiz var. Tabii ki burada bu işin her zaman söylediğim 3 ayağı var. Partimizin, Sayın Başbakanımızın yani genel anlamda ve genel merkezdeki düşünce önemli. Milletimizin, hemşehrilerimizin bakışı önemli. Bizim de kendi sağlık durumumuz ve aile yapımız önemli. Bu üç ayak bir araya gelirse bu iş kısmet olur. Şunu ifade edeyim. Ben 4 yıldır dolu dolu bir belediye başkanlığı yaptım. Bunu yaparken de hemşehrilerimizle birlikte bir bütün olduk. Bana oy vermiş vermemiş ben kimseye ayırt etmedim. 4 yıllık süreç içerisinde de hemşehrilerimize elimizden gelen her türlü imkanlarımız yettiği boyutta hizmet ettik. Sadece spor yapmadık. Bunun dışında birçok alanda hizmet ettik. Eğer bu şehirde bize imkan verilip aday olup kazanma şansımız varsa insanlarımız şuna bakmasını ben rica ederim. Herkesin ayak izine bakacaklar. Ayak izinde kimin ayağı temizse onunla ona teveccüh gösterip o temizlikle geleceğe bakmaları lazım. Bizim ayağımız temizse, işimizden memnunsa, aday olursa geçmişteki ayak izlerine mi bakmak lazım? Şimdi Nasrettin Hoca'ya birisi sormuş. Hocam demiş şu tepenin arkasındaki köye nasıl giderim? Nasrettin Hoca yürü evladım demiş. Çocuk durmuş, yürü evladım durmuş. Niye yürütüyorsun hocam demiş, sonra da gideyim demiş. Evladım demiş, yürüyüşünü görmeden sana kaç saatte gideceğini söyleyemem demiş. Hadise budur. Biz 4 yıldır yürüyoruz hemşehrilerimizle birlikte. Bu yürüyüş tarzımız hemşehrilerimizi mutlu ediyorsa, hemşehrilerimiz bizim yürüyüş tarzımızdan memnunsa, biz yürümeye devam etmek isteriz. Evet, ama bu işin bir kısmet boyutu vardır. O kısmet boyutunda da memleketimizin hayrına kim kazanacaksa onun kazanmasını temenni ederim. Memleketin geleceği bizim beklentilerimizin çok çok üstünde ve önemli. Peki çok teşekkür ederiz Kemal Bey. Ben de son birkaç cümleyle programı nihayetlendireyim. Başkanım sporu çok seviyor. Spor kulüplerinin aslında ne derece önemli yerler olduğunda hemen dikkat çekeyim. 80 dönemi ihtilalinden önce Türkiye'nin o yaşadığı karanlık süreçte terörün ve çatışmanın girmediği bir tek yer olmuştur başkanım, spor kulüpleridir. Bu da sosyolojik bir veridir ve somut bir veridir. Her yerde çatışmalar yaşanırken aynı forma aşkıyla yanıp tutuşan insanların bulunduğu spor kulüplerinde terörün esamesi dahi anılmamıştır. Bu arada
muhtar Niyazi Akar amatör branşlara önem verilmesini dileriz demiş. Zaten yeterince konuştuk. Duran Ceylan Silivri Cezaevi Müdürü, iyi akşamlar. Sayın Başkan Lütfü Savaş daha önce görev yaptığı kurumlarda da sportif faaliyetlere önderlik etmiştir. Bu yüzden Hataylı böyle bir başkana sahip olduğu için çok şanslıdır. Sayın Başkan'a başarılarının devamını diler, saygılar sunarım demiş. Şimdi Duran Bey'e de biz teşekkür ediyoruz. Ben de saygılar sunuyorum. Ben Burhaneli Kapalı Cezaevinde doktorluk yaparken, adliye doktorluğu yaparken Sayın Müdürümüzle birlikte çalıştık. Gerçekten çok kaliteli bir insan. Hem çalışanlarına hem de mahkumlar adına güzel hizmetler sunan bir insan. Bizim de hem benden büyük bir abilik yapmıştır bana, hem de bizim mesai arkadaşımızdır, müdürümüzdür. Teşekkür ediyorum akşamın bu saatinde bizi dinlediği, izlediği için. Ben de buradan hem kendisine hem de ailesine saygılar sunuyorum. Peki başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Gelip programımıza renk verdiniz. Açıklamalarınızda sanıyorum kamuoyunda birçok kafasındaki soru işaretine cevap oldunuz inşallah. Efendim tekrar ben tüm emeği geçen teknik yönetimden kameramana kadar tüm arkadaşlarım adına çok çok teşekkür ediyorum. Ben Ömer Cihangir, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere burada teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada önümüzdeki Cuma akşamı Spor Panorama'da Türkiye Hokey Federasyon Milli Takım Antrenörü ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı programı olacaklar. Buradan da Spor Panorama izleyicilerine duyurmuş olalım. Başkanım, ben de şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum geldiğiniz için. Ben de sizlere hem ikinize hem de HRT ailesine teşekkür ediyorum. Ekranlarında başlarında bizleri izleyen tüm hemşehrilerimize, izleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Bu saate kadar onları ekran başında beklettiğimiz için de hem teşekkür ediyorum hem de sürçülisan ettiysek affolsun. Ama biz hem sporu hem de insanlarımızı seviyoruz. İnsan yaşat ki devlet yaşasın, mutlu insanlar arttıkça devletimizde, İnşallah. Milletimizde çok daha gelecekle ilgili kaygılarını azaltır, çok daha güzel günler yaşarız diye düşünüyorum. Hem sporla kalalım hem de sağlıkla kalalım. Herkesin gecesini hayırlayalım. Tüm seyircilerimize saygılar sunuyorum burada. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim.